Holografik bakışa hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Yedinci sözde kaldığımız yerden nasipse devam edeceğiz. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğünü ağlayan nefsim. Bil, o biçare asker ise sensin ve insandır. Ve o arslan ise eceldir. Ve o daracı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki, gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Ve o iki yara ise birisi müz'iç ve hadsiz bir acz-i beşeri, diğeri elim nihayetsiz bir fakr-ı insanidir. Ve o nefi ve yolculuk ise alemi ervahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, değil mi çocukluktan, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun sefer-i imtihandır. Ve o iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Hikayenin genelini buradan bir hatırlamış da olduk hem. Evet, şu kutsi tılsım ile ölüm, insan-ı mümini zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana, huzur-u rahmana götüren bir musahhar at ve burak suretini alır. Onun içindir ki ölümün hakikatini gören kamil insanlar, ölümü sevmişler, daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve daracı olan mürur-u zaman, o iman tılsımı ile Sani-i Zülcelal'in taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizat-ı nakşını, havarik-ı kudretini, tecelliyat-ı rahmetini kemal-i lezzetle seyir ve vasıta ve temaşaya vasıta suretini alır. Devam edeyim mi? Devam. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebeddül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Ve o iki ilaç ise biri sabır ile tevekküldür, Halık'ın kudretine istinat, hikmetine itimattır. Öyle mi? Evet, emri kün feyeküne malik bir sultanı cihana, aciz tezkeresiyle istinad eden bir adamın ne pervası olabilir? Zira en müthiş bir musibet karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip itminanı kalple Rabbi Rahim'ine itimat eder. Evet, arif-i billah acizden, mehafetullah'tan telezzüz eder. Evet, hafta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, en leziz ve en tatlı haletin nedir? Belki diyecek. Aczimi, zaafımı anlayıp validemin tatlı tokadından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Halbuki bütün validelerin şefkatleri ancak bir lem'ay-i tecelli-i rahmettir. Onun içindir ki kamil insanlar acizde ve havfullah'ta öyle bir lezzet bulmuşlar ki kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip Allah'a acz ile sığınmışlar, aczi ve havfı kendilerine şefaatçi yapmışlar. Evet, yeter herhalde bu kadar. Peki. Diğer, birinci ilacı da okumuş olduk. Diğer ilaç deyip sonraki paragrafa geçecek. İnsan-ı mümin dedi. Ne söyleyecektin bilmiyorum ama benim orası dikkatimi çektiği için paylaşayım istedim. İnsan? Evet, şu kutsi tılsım ile ölüm, insan-ı mümini zindanı dünyadan çıkarır diyor. Mümin evet. Olan insanı. Mümin olmayan insan zindanda kalır. Mümin olmayan insan olur mu hatta? Evet. Beşer insan farkını konuşmuştuk ya. Evet. Şimdi şurada bir cümle var, onu atlamışız belki de. Dikkatimi şimdi çektiğim. Ve o nefi ve yolculuk ise alem-i ervahtan, rahm-ı maderden, sebavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun sefer-i imtihandır. Şimdi imtihan tabiriyle biz sadece dünyanın alakalı olduğunu zannediyorduk. Burada çok ilginç bir şey söylüyor. İmtihan bu dünyada ise, ahirette imtihan yoksa, imtihandan azade olmak varsa, böyle bir cümleyi neyi kullandı?
sanki imtihanın sınırları genişledi mi? Ya imtihanın sınırları genişliyor veya bu tabirler şu anla alakalı. Bu başka bir şey. Yani alemi ervahtan, rahmu maderden, alemi ervah ruhlar aleminde sordular bize. Sorulmuş, farkında mıyız? Onu daha önce konuşmuştuk. Elestü bi rabbikum meselesi. Rahmu maderden bir şekilde terakki ettik. Ruhumuz ceset giydi. Ruhlar aleminden dünya alemine düştük. Ana rahmine düşmüş olmakla. Sonra sebavetten, çocukluktan geçtik. Çocuklukta bir şekilde bir hazırlık dönemi oldu, imtihana hazırlık dönemi. Sonra işte nefis denen şeyi elimize aldık. Yani daha doğrusu yanımızda bulduk. Nefsi kendimize takılı buluverdik. Takılı buluverdik. İmtihan denen şeyin içine düştük. Orada zaten şey cozuttu yani. Oradan o itibaren başladı problem. Burada tamam. İhtiyarlıkta da anlıyoruz. İmtihan devam ediyor. Dünyadan kabirden ve berzahtan, haşirden ve sırattan geçer bir uzun seferi imtihandır. Bu seferi imtihan tabiri ben gerçekten şimdi bana dikkatimi çekti. Kabirde imtihan var mı? Veya berzah nedir bilmiyoruz ya berzahta. Veya sıratta. Sırat. Orada bir imtihan var mı? Veya imtihanın neticesi mi orada görülecek? Veya imtihan ne? Evet. Çünkü daha önce bahsetmiştin böyle bir şey. Ben aklıma geleni söyleyeyim mi? Söyle. Veya kalbime geldi. Neresi olduğunu bilmiyorum artık ama. Daha önce konuşmuştuk. Şu hani bir matematikçi vardı. Jeffrey Lang. Onun da bahsettiği, benim aklımda onunla birlikte takılı kaldı daha doğrusu. Başka yerde de geçmiştir illaki de. İşte ilk başta cennette bulunan insanlar, Hazreti Adem'in temsil ettiği, bir sebepten dolayı mesela cennette olduklarını, ebediyette olduklarını bilmediklerinden değil mi? Bir şekilde bir eğitim ihtiyaçları var. Bir şey öğrenmeleri gerekiyor. Allah'ın isimlerini öğrenmeleri falan neyse. Dolayısıyla o bulundukları yerden bir çıkartılıyorlar. Burada o bulundukları yer hariç dışarıdaki bütün adımları saydı. Tekrar geri dönene kadar imtihandayız demek ki. Yani bizim cennet dışında bulunduğumuz zamanın tamamı imtihan zamanı. Ve enteresan bir şekilde demek ki kabir de buna, berzah, sırat bunların hepsi bunun imtihana dahil. Peki biz imtihanı daha önce nasıl konuşmuştuk? Demiştik ki imtihan aslında öğrendiklerinden sorguya çekildiğinden ziyade aslında öğrendiğin ortam, öğrendiğin hal. Evet. Eğer bu böyleyse burası çok daha anlamlı bir şeye gelebilir. Yani imtihan niye konur? Okullarda da insanları şöyle biraz eleyelim. Bizimki sınav aslında, test. Hayır. Zaten okullardaki imtihanın varlık sebebi niyedir? Eğitmek kastıyladır. Eğitimin bir parçasıdır. Hani. Eğitimin bir parçasıdır ve dolayısıyla seni ne yapar? Öğrenmeye, bilgiyi kazanmaya, kendini geliştirmeye teşvik etmek için imtihandır. O zaman burada bir şey yapmak lazım abi. Lisan hassasiyetine gidelim. Bizim Türkiye'de şu anda alıştığımız imtihan deyince herkesin aklına ÖSYM geliyor. Veyahut oturup da çok şıklı, çoktan seçmeli dolduruyoruz ya, test geliyor yani. Aslında belki doğru imtihan, şimdi sen hocasın, ben öğrenciyim, demir dövdüreceksin bana değil mi? Bir şey yaptıracaksın. Önce anlatıyorsun, şimdi al yap bakalım diyorsun. Anladın mı? Ve sen de başımda duruyorsun ve bak öyle tuttun ama şöyle yan tut, şöyle üfle, şöyle vur diyorsun. Daha yaparken daha. Aslında imtihan böyle de bir şey. Bizim şu anda güncel kullandığımız imtihan, öğretmen bırakıyor gidiyor kendi başına sorularla bir yüzleş bakalım. Kaç alacağım ben sonunda yazacağım falan. Ama yine de o bile, onun varlığı bile bir anlam var. O bile seni ne yapıyor? Bir yönüyle bilgisizlikten kurtarıyor, bir cehaletten kurtarıyor. Seni ne yapıyor? Bir konuda bilgi sahibi yapıyor, malumat sahibi yapıyor veya işte bir meslek sahibi yapıyor. Değil mi?
üniversiteyi de düşünürsen, şeyleri de düşünürsen, stajları bilmem neleri falan, eğitimleri falan da düşünürsen, seni bir yere götürüyor değil mi? İmtihan vesilesiyle sen ne yapıyorsun? O barajları aşağı belli bir kabiliyete ulaşıyorsun. Yani imtihan dediğin, evet, asıl olan o, senin dediğin tarz, ama yani beşeri manada burada yapılan şeylerin de, imtihanların da maksadı o. İnsanlara bir şey, eğitimi vermek, bir şeyi bir seviyeye götürmek. Yoksa o insanları sorularla öğrete öğrete yüksel. Evet. İnsanları affedersin, sınıfta bırakmak değil hedef. Hedef sınıfta bırakmak değil ki, zaten son dönemlerde bırakmayı bile kaldırdılar. Bu sefer öğrenme de gitmeye karıştı ortalık. Karıştı. Öğrenemiyor insan. Çünkü imtihan ona vesile oluyordu. Öğrenmeye vesile oluyordu. Geçmeye vesile oluyordu. O terakkiye vesile oluyordu. Gelişmeye vesile oluyor. Olması da gerekiyor zaten. O zaman bizim kabirdeki durumumuz da, ben oraya getiriyorum şimdi. Dünyada ne yapıyoruz? İnsani kabiliyetlerimizi nemalandırmak. Üstad bir zamanı çok güzel bir tabiri. İnsana takılan potansiyelleri nemalandırarak onları gerçek mecrana yönlendiriyoruz. Değil mi? Yani onların gözü verilişik maksatına uygun kullanmak suretiyle gözün sani basırına hizmet edecek bir konuma getiriyoruz. Ama öyle bir key ki bu dünyada belli bir seviyeye geliyoruz. O gözle bütün Allah'ın nimetlerini görüyoruz. Ama o göz daha eğitilmesi gerekiyor. Belki o gözle Cenab-ı Hakk'ın cemalini göreceğiz. Anlatabiliyor muyum? Ve o göz oraya kadar, o cemali görebilecek mertebeye kadar terakki etmesi gerekiyor. O terakki bir kısmı dünyada, bir kısmı kabirde, bir kısmı berzahta, bir kısmı haşirde veya işte sıratta terakki edecek, gelişecek. Dolayısıyla seferi imtihan tabiri senin, o da güzel oldu. Cennette cenneti fark etmeyen insana cenneti fark ettirmek için, cennetin hadsiz nimetlerini fark ettirmek için uzun bir süreç içerisinde geçirmek suretiyle oranın sonsuz olan nimetini fark edecek bir konuma getirip oradan gerçek manada istifade edebilecek bir konuma geliyor insan. Getiriliyor insan. Ki bu süreç orada başlayıp orada biten bir süreç. Yalnız bir tek alternatifi var. Oraya geri dönmeme ihtimali var. İnsanın oraya geri dönmeme ihtimali var. Yani Allah korusun. İmtihandan kalma ihtimali de var. İnsanın zaten en büyük şeyi de o, handikapı da o yani. Değil mi? Böyle bir şey var ki o, böyle bir durum, o imtihandan kalma durumu seni ister istemez yine oraya doğru şevk eden, buradaki tabirler çok ilginç. Mesela niye insana aciz verilmiş? Niye insana fakir verilmiş? Niye insan ölümle tanıştırılmış? Niye insana ölüm diye bir algı, değil mi, bir yaratılmış? İşte hani demiştik ya geçen şeylerde. Bu dünyada olacak bir şey aslında. Sana ne yapıyorsun? Ölüm var, ölümün varlığı seni hayata bağlayan şey aslında. Evet, bunu söylemiştik. Bu çok önemli bir şey. İyi ki ölüm var yani. Ölüm, karanlık olmasa ışığı fark edemeyeceğimiz gibi, ölüm olmasa hayatı da fark edip tadını alamayacaktık. Bekayı alamayacaktık. Yaşıyorum diyemeyecektik. Buradan da ebedi hayata da sıçrayıp, ebedi yaşamak istiyorum falan diyebilecek bir imkanımız oluyor. Yani ölüm korkusu bir tek insanda var. Diğer canlılarda yok. Yani evet. Dolayısıyla ebedi hayat iştiyakı da bir tek insanda var. Evet. Beka isteği, ebediyet isteği, dolayısıyla yani cennet isteği, kafasında nasıl tasavvur ediyorsa önemli değil. Yani mükemmel bir hayat isteği insanda var. Yani insan bu yönüyle yani ölüm gibi bir nimetle mazhar olmuştur.
ölüm gibi bir nimete mazhar olmak suretiyle bekanın kapısını zorlamıştır. Bekanın kapısını, ebediyetin kapısını zorluyor. Hatta burada ilginçtir, niye acz verilmiş insana? Ben çok ilginç, bütün canlılar, bütün canlılar bir şekilde kendi hayatını idame edecek şekilde dünyaya getirilmişken insan, insan aciz olarak dünyaya geliyor. Doğru. Demek ki aciz olması kastedilmiş, istenilmiş bir şey. Mahsus verilmiş. Ve insan bundan kaçıyor. Hayatımıza bakalım, bütün çırpınışlarımızın, bütün genel çabalarımızın temelinde acizimizi, fakrımızı telafi etmek, yani yok etmek. Aciz ve fakir yaralarını telafi etmek, ölümü görmezlikten gelmek. Bütün çabamız bu. Bu da beyhude bir çırpınış. Pekala da biliyoruz bunu. Ve bizim her anımızda bizi etki eden bu üç şey zaten. Ve aslında insanın yapması gereken bunlarla yüzleşmek. Hmm. Bunlarla yüzleşmek, ölümle yüzleşmek, acizle yüzleşmek, fakirle yüzleşmek ve kamil insanlardan tarif ettiğine kamil insanlar ölümü istemişler. Ha, demek ki insanın kemali ölümü sevecek konuma gelmek. Ölümden kaçacak değil, şeyden, ölümü sevecek. O zaman kendi kendime soruyorum. Ölümü istiyor musun? Hayır. O zaman teşekkür ederiz. O zaman sen daha kemale ermedin. İmtihanın başarılı değil. Ne zaman olacak bu? Yarın, yarın, yarın sonu gelmez ki. Peki mesela yaşlı birisi, yaşlı ve hastalıklı birisi ölümü istiyorlar artık. Hani eğer imanı da varsa, tamam mı? O gençken biraz daha zor oluyor da, onu kastederek söylüyorum. Yaşlanınca diyorlar ki ya yeter artık, hani zorlandı, artık gidelim cennete falan. Niye? Niye? Bu acaba onların kamil olduğuna mı delildir veya nedir? Bir şekilde kemale erdiriliyorsun ama. Zorla da olsa. Zorla da olsa kemale erdiriliyorsun ama. Ama onların o isteği, hayattan artık zevk alacak konumda değiller. Dili tad almıyor. Yani. Bitmiş zaten. Yani kendisini dünyaya bağlayacak olan şeyler, ipleri kopmuş. Yani Allah rahmeti gereği onların dünyaya bağlayan, onu dünyaya bağlayan şeyleri zayıflatıyor. Evet. Bağları zayıflatıyor. Bu dostlarının çoğu gitmiş, yakın arkadaşları gitmiş. Yani anlatabiliyor muyum? Bağları gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili tatmıyor. Yani beden haz almıyor. Yani şey yok artık. Dolayısıyla onu oraya bağlayan bir şey olmadığından gitmeyi arzu edebilir. Böyle de olsa bir kemalat oluşuyor artık. Bir kemalat oluyor. Ama asıl olan oraya iştiyakla gitmek. Orayı gerçekten mecburiyetten değil de. Çünkü nereye gidiyorsun sen? Bekaya gidiyorum. Ebediyete gidiyorum. Ebedi olana gidiyorum. Böyle bir sevinçle, heyecanla. Kendimize baktığımız zaman kemalde olup olmadığımızı, yani gerçekten bu dünyaya geliş gayemizi yerine getirip getirmediğimizi anlamak istiyorsak, bir, önce ölümle yüzleşeceğiz. Ölüm turnusol kağıdı. Ölüm bize ne diyor? Aman 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 diyor. Sakın bana yaklaşma diyorsa, o zaman biz daha kemalde değiliz. İki, aczimiz bize ne diyor? Burada ne diyor? Çok ilginç tabirler söylüyor. Arifi billah, aczden ve mehafelutullah'tan zevk almışlar. Kendi havl ve kudretlerinden kaçıp Allah'ın havl ve kudretine sığınmışlar. Yani aczi ve fakri kendilerine şefaatçi yapmışlar diyor. Telezzüz eder diyor. Ama gerçekten de şunu düşünelim. Bu kainatın yaratıcısı sana bu aczi niye verdi? Af buyurun, gıcıklık olsun diye. Yani insan, bana böyle kötülük etmek istermişçesine ve yapıştırmış, kurtulamıyorum da böyle. İttiriyorum, ittiriyorum, gitmiyor. Ya insan şunu düşünse ya, bunu benim yaratıcım vermiş. Ve kasıtla vermiş, yani kazara değil. Benim yaratıcım vermiş. Israrla da benim üzerime bunu götürüyor. Evet. Üzerime ya. Bak burası önemli. Her yerde benim aciz olduğumu, zayıf olduğumu, fakir olduğumu yüzüme çarpıyor sürekli. Bir yol buluyorum, bir yerdeki acizliğimi teknik bir mekanik bir aksamla çözüyorum, bir yol buluyorum, başka birini yüzüme vuruyor. Hemen nasıl? Hemen getiriyor. Daha yani. Pis var, hem de daha şiddetli vuruyor. Evet, insan özellikle modern çağlarda insan tamam her şeyi çözdük. Atomu da keşfettikten sonra yani artık dünya nasıl işlediğini anlayacağız ve her şeyi yapacağız dedikleri halde atom altı bir aleme bir giriyorlar. Daha büyük, daha
sen çok yukarıdan şey yap. Ben daha basitinden gideyim. İnsanoğlu yürümek zorunda değil mi? Aciz yani şey taş devri adamından alalım. A noktasından B noktasına gitmek için bayağı bir ter atmak zorunda. Uğraştık ettik şu anda öyle araçlar, öyle ulaşım vasıtaları ürettik ki akıllara seza yani. Sonra ne yapıyoruz? Yürümek zorunda değiliz artık. Acizimizi çözdük o konuda. İşte şeye gidiyoruz, jimnastik salonlarında kanter atarak da yine aynı şey. Yani çok çok enteresan bir şey, ibretlik bir vasıta. Niye? Çünkü onu yapmazsan hasta oluyorsun. Yani eğer bir şekilde vücut hareket etmezse hasta oluyor. Adam o teknoloji harikası arabasıyla gidiyor jimnastik salonuna. Ya hepimiz yapıyoruz veya işte neyse yani. Ben buna mahkumuz anlamında söylüyorum. Orada mecbur hareket ediyor adam. Jimnastik yapıyor, bir şey yapıyor. Yani acizi çok ciddi bir şekilde yüzüne vuruluyor adamın. Veya işte bir sürü teknik iletişim vasıtaları ürettik. Cep telefonundan bilmem nereden herkesle görüşüyoruz. Kimsenin yanına gitmek zorunda değiliz. Öyle bir yalnızlık acısı çekiyoruz ki. Kazara lise yıllarından bir dostumuzla karşılaşınca böyle hani çölde şey bulmuş, su pınarı bulmuş gibi oluyoruz yani. Abi iki dakika oturup konuşalım bilmem ne edelim falan. E hani görüşüyorduk? Hani her bütün imkanlarımız var falan gibi. Yani aslında acizliğimiz gerçek anlamda ortadan kaldırabildiğimiz bir şey değil. Hatta demek ki hani dedin ya yaratıcı onu kasıtla bize veriyor diye. Hani kazara ondan kurtulup da esas dünyanın maksadı ortadan kalkmasın diye acizimizi yüzümüze vura vura oradan kapatıyoruz, buradan vura vura habire bizi acizle muhatap ediyor. E niye? Çünkü acizimizi istiyor. Evet. Yani çok belli işte. Kendisine bizi ona götürecek tek şey, en önemli şey ya o. Bize garez ediyor ha. Veya hakikaten bunu takdir ediyor. Özellikle bunu istiyor. Yani bizim hayrımıza olacak bir şey demek tabii, ki. Tabii. Ki insan düşündüğü zaman, yani baktığın zaman gerçekten çocuktun sen. Aciz bir çocuktun. Anne baba çevrene pervane etti. O aczine verdi bütün bunları. En güzel nimetleri, en tatlı günlerini, en tatlı şeylerini aciz olduğun dönemde yaşıyorsun. Öyle değil mi? Evet. Bazıları diyebilir anne baba, bazı anne babalar cani falan. O bile rahmet. Yani bütün anne babalar böyle olabilirdi. Sana istisnalar göstermek suretiyle. Böyle bir gözün aç, aman Allah'ım. Yani istisnalar göstermek, yani değil mi? Aciz bir durumdayken, çocuk haldeyken zalim bir insanların elinde olsa. Vay halimize yani. Allah muhafaza. Tabii canım. Yani etrafımıza kendimizden olmayan insanları bir pervane ediyor bile. Hatta yani medyayı bile pervane ediyor. Küçük iki tane çocuk için değil mi? Bir şey oluyor, herkes koşturuyor. Koşturuyor. Tabii canım. Yani... Evet. İnsanları onlar için duygulandırıyor, ağlatıyor, bilmem ne yapıyor. Her şey sanki o aciz olana yardım etmek için koşuyor. Ve biz bundan ne ders çıkartıyoruz? Biz koştuk zannediyoruz. Annem koştu, babam koştu dersek işte o zaman ne yapıyoruz? Gücümüzü arttırmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki ben aciz değilim ki niye bana öyle şefkat edip duruyorsunuz? Lan şimdi tokadı yiyeceksin. Öyle oluyor. Evet. İnsan bunu arıyor. O acizi gidermeye çalışıyor. Ahmaklıktan bunlar ya. Gerçekten çok büyük bir ahmaklık. Sen aczini giderme. Aczin sana en büyük nimet olarak takılmış. Olayın ayıkmamış yani. Fakrın sana en büyük nimet olarak takılmış ve sen onları gidermeye çalışıyorsun. Gideremezsin ki. Neyle gidereceksin? Böyle bir insana, bunu yapmaya çalışana kamil denir mi? Denmez. Çünkü kemalat eksiklik var işte. Yani büyük resmi görememiş. Olayı ayıkmamışız daha. Kamillik, hani güncel kullanıldığı anlamda tam kamil. İnsan duygularına baksa, kendi isteklerine baksa, ne istiyorsun sen sorusuna cevap verse, o zaman görecek ki asıl istediğinin beka olduğunu anlayacak. Ve o beka, o insandaki o mahiyetinde, insanın mahiyetindeki acizde, fakırda ve ihtiyaçta yatıyor. Eyvallah. Evet. Peki. Bugünlük bu kadar olsun. Gene aciziz, süremiz bitti. Peki. Bir sonraki koreografik bakışta nasip olursa yine 7. sözün satır arasında görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Allah'la kalın.